Eğer gözümden kaçan bir şey yoksa Sivas Spor'a karşı Galatasaray'ın 2005'ten beri Sivas sahasında 4 Eylül stadında 4 tane galibiyeti var. Biri 2008'de, ikisi 2012'de, biri de 2015'te. Buna Türkiye Kupası maçları da dahil. Diğerleri ya berabere bitmiş ya Galatasaray'ın aleyhine sonuçlanmış. Hava Sivas'ta beklenildiği gibi soğuk olacak. Şu anda sabah saatleri 2 derecelerde ama maç saatinde artı 2 derece kadar olabilecek en fazla. Hafif de rüzgarlı olacak. Galatasaray'da eksik ve cezalı oyuncular var. Lucas Torreira sarı kart cezalısı İstanbulspor maçında gördüğü gereksiz bir kart nedeniyle. Bunun dışında Matias Ros diz iç bağlarına gelme nedeniyle. Mauro Icardi yine kas zedelenmesi nedeniyle. Kazımcan Karataş da ayak bileği dış bağlarında yırtık nedeniyle sahada olamayacaklar. Emre Taşdemir ise henüz hazır değil. Bilmiyorum Okan Hoca Van Anholt'u tercih edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Sivas sahasında dirençli oyunculara ihtiyaç olacaktır. Özellikle gündüz saatlerinde başlayan bir maçta biliyorsunuz gündüz maçlarıyla gece maçları biraz hava olarak çok farklı olur. Özellikle kış aylarında özellikle Sivas'ta bunu Türkiye Kupası maçlarında bilirsiniz. Kastamonu'ya gidersiniz zar zor yenersiniz Kastamonu'yu. Akşam maçı olsa belki 5-0 bitecek maç nedendir? O ayrı bir mevzu. Onun da kendine göre sebepleri var ama Şimdi mevzu o değil. Bunun yanında Galatasaray'da kart sınırında oyuncular da var. Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu ve Saça Boye bunlardan. Hepsinde üçer sarı kartı var. Ve bir sarı kart daha görürler ise iç sahada oynanacak Ankara gücü maçına çıkamayacaklar. Yani burada hangi tercihi yaparsınız bilmiyorum. Çünkü bir sonraki maç dış sahada yine İstanbul'da ama Kadıköy'de bir Fenerbahçe maçı olacak. Sivas Spor'da ise Apindan Goye, Murat Palüli, James ve Armin Cerlek oynayamayacaklar. Sivas Spor maçının önemi nereden geliyor? Birkaç yerden geliyor aslında. Birincisi Galatasaray taraftarının çok önemsediği bir durum var. Geçen sene Mustera yerde sakat yatarken Sivas Sporlu oyuncuların gol sevincini yaşaması. Bu da değil, bunu sosyal medya platformlarına servis etmeleriydi bu görüntüyü. Şimdi bazı Galatasaray sayfalarında, gruplarında bizimki başta olmak üzere 1987 Galatasaray'ı unutamayanlar. İntikam, intikam, intikam tarzında sözler ediliyor. Ben bunu doğru bulmuyorum, onu söyleyeyim. İkincisi Sivas Spor, Morutsan ve Çıkaldağ'a talip olduklarını Rıza Çalımbay aracılığıyla söylediler ve ikisini de alamadıklarını söylediler. Oradan kendilerine karşı hafif bir direnç konulduğu fikrindeler ve bir Rize Spor Galatasaray geçen senelerde yaşadığımız sıkıntılı durumlar olmasa da alttan alttan giden iki kulüp arasında hafif bir rekabet ortamı yaratılmış durumda. Bunlar iki kulübün ikili mücadelesini ilgilendiren durumlar. Bir de iki kulübün ikili mücadelesinden ziyade Galatasaray'ın şu anki ligdeki durumu ve Sivasspor'un şu andaki ligdeki durumu yine maç önemli kılıyor. Sivasspor ligde 16. sırada. Arkasında Karagümrük, Ümraniye ve İstanbulspor var. Üzerinde Hatay, Kasımpaşa ve Giresunspor var. Şimdi Hatay maçını yenildi, 15 puanda. Kasımpaşa'yı geçen hafta yendi Sivasspor. Giresun, Antalya, Ankara Gücü 16 puanda. Yani Sivasspor puan bulmak zorunda buralardan çıkabilmek için. Galatasaray maçı da ev sahibi olduğu maç. Çünkü bundan sonraki maç ile deplasmana gidecek. Burada puan ya da puanlar almak isteyecek. Galatasaray'ın durumu malum. Yani 4 maçlık bir seri yakaladı. Fenerbahçe son 5 maçın ikisini kaybetti. Dün Hatay'ı yendi. Her ne kadar fark attıysa da Galatasaray, Başakşehir hemen arkasından geliyor. Yani Galatasaray kaybettiği anda Başakşehir ile puan puan olacak. Ve rakibi Fenerbahçe'nin gerisine düşecek. Galatasaray bu maç Ankara gücü maçı ve Kadıköy. Bu 3 maçtan çok hasar almadan çıkmak istiyor. Çünkü bu 3 maç sonrasında elde ettiği bu küçük avantajı çoktan kaybetmiş olabilir. Ya da elde ettiği avantajı geliştirerek ilerletmiş olabilir. Galatasaray için bu maç önemli. Ama Sivas soğuk. Bunlar bilgi. Bunları her yerde bulabilirsiniz. Şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Zor bir deplasman olduğunu kabul ediyorum. Dirençli oyunculara ihtiyaç var. Orta sahada sorumluluk alacak oyunculara ihtiyaç var. Torreira'nın kendini eksiltmesi çok büyük eksiklik oldu. Ön liberado. Çünkü bizim defansımızın top çıkarma sorunu var. Birisinin yüzünü dönüp sırtını rakibe verip o topu alması gerekiyor defanstan. Nelson kesinlikle Lera oynamıyor. En fazla paralel oynuyor. En fazla yana oynuyor. Abdülkerim bunu yapıyor. Abdülkerim'i de bu hatayı açık hale getiriyor. Abdülkerim birkaç kredi kullandı bu konuda. Abdülkerim de çekingen davranabilir. Gerçi ben Abdülkerim'de hiç geri adım görmedim ama böyle de olması gerekir. Sola doğru akmasını çok seviyorum. Umarım eleştirilere üzülüp de bundan vazgeçmez. Mesela ilk geldiği dönemlerde Erhan Nol ha gol arayan gol pozisyonu içinde olan, ceza sahasının gerisinde, ilerisinde olan bir oyuncuydu. Eleştiriler, eleştiriler, eleştiriler. Son yıllarında çıkmaz oldu. Sağlam oynamaya başladı. İşte o zaman hataya açık bir oyuncu olmaya başladı. Çünkü Erhan Ünal top kesici, Rıdvan'ı kovalayıcı, rakibi durdurucu bir stoper değil. Cüneyt de öyle değildi. Ben hep buna örnek olarak Alpay Özalan, Stumpf gibi oyuncuları veririm. Bunlar durdururlar rakibi. Erhan'ın alın özelliği oyun bilgisiyle, oyun zekasıyla topu elde edebilmesi ve bunu kazandırabilmesiydi. Bu da çok hatalara sebep oluyordu. İnsanların gözü bu hataları görüyor ama oyuna verdiği katkıyı göremiyordu. Ne zaman ki Erhan dal futbolu bıraktı ve o bölgede değişik alternatifler denendi. De 1-2 sene top çıkaramadı Galatasaray. Küçük Bülent'in uzun topu ileriye orta sayıda atlayarak geçirmesinden bahsetmiyorum. Bizim taraftar olarak eksiğimiz şu. Sivas Spor'dan bir Çaykur Rizespor rekabeti yaratmayalım. Çaykur Rizespor'u da artık fazla uzatmayalım. Çünkü Bizim Çaykur Rizespor'la bir sorunumuz yok. Çaykur Rizespor'daki bazı yöneticilerin bizi hedef almasından kaynaklanan haklı bir davamız vardı. Haklı ken düşmeyelim. Bir de Sivas Spor maçına borazanlarla, savaş bayraklarıyla gitmeyelim. Güzelce gidelim, güzelce gelelim. Hangi skoru alırsak alalım. Yeni rekabetler yaratmayalım. İkincisi gündüz olarak başlayacak ama geceye sarkacak bir maç. Ani skor değişikleri, ani oyun beklenmedik oyunlar çıkabilir. Buna dirençli olmak lazım. Dirençli oyuncular oynamak lazım. Ben solda Anholt'u tercih ederim bu maç için. İleride tercih edebileceğim birisi yok. Çünkü Gomis deplasman maçları için ilk 11'de başlamaya çok uygun olmayabilir. Eğer solda sağda Rodriges gibi, Buruma gibi oyuncularınız var ise, Onyekuru gibi, o zaman belki Gomis mantıklı olabilir ama bizim Gomis'i etkili kullanabilmemiz için rakibi kendi sahasına sıkıştıran bir oyuna başlamış olmamız lazım. Eğer öyle başlar isek Gomis'i etkili olur. Ve ne olacak? Seferovic mi? E, Seferovic şu ana kadar Dünya Kupası dahil herhangi bir şey göstermedi bize. Yani ileri uç konusunda herhangi bir öneri yok, herhangi bir fikir de yok. Yine Gomis'le başlanacak gibi duruyor ama ben mücadele edebilecek, topu tutabilecek insan istiyorum Çünkü bu deplasmanlarda çok fazla teknik oyuncularla sahada tutunabilmek mümkün değil. Bakalım Okan Buruk'un tercihleri nasıl olacak? Bakalım maç nasıl sonuçlanacak göreceğiz.